Selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Öylesin Oyunlar serimizin yeni oyunu DK of Logos'a hepiniz hoş geldiniz. DK of Logos çokça gördüm ancak bir kere de elimin varıp oynayamadığı oyunlardan bir tanesi. Nasıl bir oyun bizi karşılıyor inanın hiçbir fikrim yok ya da karşılayacak gibi daha ziyade. Ama fantastik bir oyun olduğunu biliyorum. Orası ayrı muhabbet. Şimdi dediğim gibi artık buraları fazla uzatmayacağım. Direkt oyunla ilgili bilgilerimizi veriyorum. Ondan sonra oyuna geçeceğim. Oyunumuz 30 Ağustos 2019 tarihinde çıkmış piyasaya. Yeni bir oyun yani. Amplify Creations tarafından geliştirilmiş. Rising Star Games tarafından da ne yapmış? Piyasaya sürülmüş. Bu arada bağımsız bir yapım. Yani Amplify Creations bağımsız bir stüdyo. Bu arada oyunumuz Souls-like benzeri bir oyun imiş. Bunu ben de bilmiyordum. Yani şu an aslında çekesim kalmadı ama çekeceğim. Bakalım. Belki diğerlerinin iyidir. Bilemiyorum. Ama kansel ederse yarıda keserim. Sıkıntı değil. Oyunumuzun Steam fiyatı da 25 lira değil. 25 lira indirimli hali. Pardon. Yani şu an benim videoyu çektiğim zaman da şu an indirimli hali 25 lira. %20 indirimli hali. Normal fiyatı 32 lira. Aşağı linkini koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Ben 25 diye yazmışım. Niyeyse üstüne de 32 yazmışım. Çok şey değil. Neyse hadi başlayalım ya. Sözü uzatmayacak. 1,5 dakika yemişiz bile. Hadi devam. Lan altyazıyı açtım mı ben ya? Altyazıyı açmadın değil mi? Bu arada o kadar çok kanser oldum ki bundan önce başka oyunlar çekmek istedim. Enteresan. Uykunun sebebi nedeni yaratıklar oluşturmaktır. Wow. Ne oluyor lan? Tamam, direkt oyuna başlıyoruz. Dur, sakin ol. İlk başta bir alt yazılara çıkmana bakmam lazım. Audi video değil. Gameplay tamam, alt yazılara çıkmış. Türkçe yok. Ona bak, buna bakmadın. Tamam. Hadi devam edelim. Bojlama mekaniği var mı bunda? Oo, iki kılıca gitti lan herif. Ya öyle maymun ederler adamı. Rahat dur. Lan dur sakin. Heh. Şimdi grafikleri çok tatlı görünüyor. Dur bakalım. F gibi bir şeyiz galiba. Kulaklar normal insan kulağı değil çünkü belli. Andre Constantino. Böyle bağımsız yapımcılara saygım var. Saygım büyük. Oğlum demin sen bizim yanımıza gelmedin mi? Allah Allah. Abi beni kaçırırlar dedin de seni pezevenklerin elinden gittim aldım. Şimdi de naz mı yapıyorsun bize? Caz mı yapıyorsun? Mevzu çıkarırım ha. Sonunda şey yapmaya başlamışız evet.
Öyle her zaman bineceğiniz üzerine bineceğiniz hayvanın bir güvenini kazanmanız gerekiyor ki sizi tepmesin. Daha güveninden ziyade saygısını kazanmanız gerekiyor. Öyle. Oyunda öyle çok alt yazıya gerek yok Ella. Evet, beyler bayanlar karşınızda DK of Logos. Biraz zayıf bir giriş oldu ama inşallah ileride ne anlatmak istediğini yani hikayesi nedir, ne değildir, nereye gidiyor öğreniriz. Bilemiyorum şimdi. Kalkanı doğru yerde kullandığımız zaman düşmanın gardını kırıyormuş. Anladık. Çoğu oyunda var bu artık. Yani ana mekanik gibi bir şey oldu. Aha kontrol bize mi geçiyor? Yoksa ben bir huylandım canım. Sebep ben sana binebiliyor muyum? Gıdı 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 gıdı. Aa. Allah lula beri topla diyor. Geri gidebiliyor muyum? Gidebiliyorum. Daha oğlum yol yok ki oradan. Biz nasıl geldik buraya? Hadi gel. Aç bakayım ne çıkacak bundan. Hearty Brew. Büyük ihtimalle kırmızı pot bildiğimiz yani. Gel la buraya. Yakışıklı. Aha dur bakayım burada ne var? Oku. Toe Schultz mu? Nasıl bir İngilizce lan? Ha tamam. Tamam. Ay yanlış oldu lan oğlum. Niye alta koydunuz ki onu? Ben alta basmak zorunda mıyım? Ben bunu kıramıyorum anlaşıldı. Hadi gidelim. Bu nedir? Ne diyor mesela? F'ten blokluyoruz. Diyor ki ne diyor? F'lere bastığımızda da ya bak yine alta basacağız değil mi? Tamam. F'lere ya bastığımızda da magical kalkan açılıyormuş. Bu ne şimdi? Bunu ben normalde de yapıyorum zaten. Ne mi? Ne bu lan şimdi? Hadi bir dua edelim. Kurban olduğum. Sen soktun sen çıkar. Hadi gel. Şimdi bizim görevimiz ne ayette sorması onu çok merak ediyorum. Burada bir yazı daha var. Daha okumayacağım bunları gerek yok. Ya dur lan okuyalım ne olur olmaz. Tamam Doge diyor Doge. Ya pardon Doge demişim kitleme. Yani Space Lab'ın havasında Doge diyor. Bu ne saçma bir tuş dizilimidir ya. Lock ne? Basıyorum hiçbir şey olmuyor ki. Can gidiyor ama yani can değil şey gidiyor. Stamina gidiyor ama hiçbir şey olmuyor yani. Enteresan. Grafikler tatlı ama biraz dünyası boş kalmış gibime geldi. Niyeyse. Aha. Ne yapıyorsun lan? Oğlum sen sarımsağa çok benziyorsun ha. Ben senden bir şey alabiliyor muyum? Sen çok soğan... Oğlum bu soğan değil. Bir soğana benziyor. Aa tek attım. Ne yapıyorsun orada? Artist. Bak bir tane daha çıktı. Nerede o soğan? Bu nedir şimdi? Ne diyor? Tamam çok önemli bir şey yazmıyor. O yüzden çok çevirmeye gerek yok. Eyvallah canım için. Güzel bir sandık daha bulduk. Bundan ne çıkacak? Bir tane mana çıktı. Keyifli. Bir resep. Sen geliyor musun lan peşimden? Aa orada kalmış. Gerçi bizim buradan da gidecek yolumuz var. Gidelim. Bunlar ne oynuyor lan deminden beri? Ya zıplanca stamina gitmesin arkadaşım ya. Koşmuyorum etmiyorum bak bir de yürüyor. Şurada bir şey var. Aha burada kapı var. Lan oğlum. Yemin ediyorum şu kara sineklerden. Kara sineklerden çekmediğimiz kalmadı. Şu an şu sinek sesini duyunca bir
Şey yaptım böyle, bir içim bir garip oldu. Aa, düne gel. Oğlum sen nereden çıktın lan? Ha doğru. Ben demin oradan gitmiştim. Gel ben sana bir bineyim. Allah Allah. Şu an sinirliymiş beyefendi. Bizden şey istiyor. Ne diyor? Börtlen mi? Blue bal ne belik? Bizden börtlen istiyor diyelim. Boş ver. Gel lan peşimden. Evet ben buraya gidiyorum. Bakalım yıkılmış şeyler. Ya biraz grafikleri şey andırıyor. Legend of Zelda'nın konuşamadım. Gene her zaman olduğu gibi tabii. Aha. Düşman. Legend of Zelda'nın daha biraz böyle keskin versiyonuna benziyor. Şuna bir kafa atsana ayarına. Aha. Ondan bahsediyormuş demek ki. Ama benim şeyim bitti. Stamina'm bitti. Gel. Daha güzel koydu ama alırım aklını öyle. Adam ol. Bak buraya ağaç adam. Bu ister misin ağaç adam? Bunun gardı yok ki. Ben buna pataşla girerim ya. Ama benim de... Benim de staminam yok. Dur şuna bir sert çakayım. Oo. Lan bir dur. Aa hiç işe yaramadı ya. Oo. Dur lan vallahi aleve veririm seni ha. Verdim vallahi. Evet. Hazır bunu sürmüşken yanlışlıkla da olsa. Kime yargı dağıtıyorum? Şunu alırım. Tamam Lulubear'i saldık. Gel lan buraya. Yan bakalım çocuk adam. Yan bakalım ağaç adam. Gel buraya. Şşt, beri bak. Al bakayım sana biraz Lulubear'i. Meh meh. Oo afiyet olsun. Ben şeyi nereden kullanıyorum ayıp sorması? Can... O değil. Can şeyin ne, nerede? Ulan oğlum çıkamadığı yere bak ya. Tamam onu alırım. Bir dur ben can şeyini nereden kullanıyorum? Aa, sevindi lan. Sen sevindin mi? Isırırım lan seni. Ben senin üzerine saldırabiliyor muyum lan? Aha. Oha stres seviyesine bak. Böyle bir artış şekli yok. Oğlum. Lan oğlum üzerine bindiriyorsun bir de üzerine stresleniyor musun? Hiç binmeyelim daha iyi. Tamam sal beni sal. Aa sırtından attı itolit. Öldük ulan. Dur. Kontroller. 1, 2, 3, 4. Ctrl, Alt, Space. Başka. Şeyi nereden yapıyoruz onu? Sen onu bunu bırak. Movement. Tamam eyvallah. Sprint var. Ha alttan sprint mi atılır ya? Oğlum salak mısınız siz? Aha. Inventory. Tamam. Gel. Dur. Oğlum huya basıyorum. Inventory açılmıyor. İden mi açılıyor dedim. Dur dayı. Dayı dur dayı. Oğlum dur canım çalar. İç onu. Heh. Tamam. Lan yine Q'dan basılıyormuş ya. Envanter'e ne uğraşıyorsun? Anasını gel lan buraya. Şimdi... Gelsene abi bir yardıma gelsen... Ben ne almayacak? Demin o şeyleri çerezliyorum. Atıştır. Gel lan. Demin o meyveyi sebzeye götürürken kıyaktın ama. Ya bir dayı bir git. Bir git çizerim bela. Yok. Aha. Tamam pot düştü bundan. İç potu. Aa, nasıl yok lan? Ya ben bilmiyorum lan senin üzerine. Yani bu kadar trip atacaksan mantar mı o? Hepimiz yerleneceğiz. Ne dedim ama? Bunda kılıç mı var lan? Bak midem nasıl kaynadı şu an. Ağzım bir garip oldu. Veri bak. Merdalay. Oh! Tamam lan tamam bir şey yapmadım. Ya bırak onu Allah'ını seversen ya gel.
Aslanım öyle vurulmaz, böyle vurulur. Oo. Bak buraya ağaç adam. Kılıç ister misin ağaç adam? Mal. Nasıl bir yapay zeka? Neyse gel. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Aha. Vallahi su. Aa tüküren su var. Ben. Oo ne vurdu? Lan dur. Al, alırım. Alırım aklını. Al bakayım bunu. Al bakayım son adam. Ya bak daha oyunun başı ağzımıza sıçtılar ya. Kalkandır pezevenkler geldi. Gelin lan buraya. Normalde küfür etmeyecektim ama şu an kendime hakim olamıyorum. Ben de savcı olmaya karar verdim. Kalkanını dağıtırım öyle adam ol. Oha! Hayvanın oğlu. Oha! Kim bilir neden başlatacak bizi? Ölme. Ölürsem kabrime gelme istemem. Bak buraya. Bak buraya çocuk adam. Aha aldım Allah aklını ha. Bir şey oğlum bir potmot bir şey düşeydi. Ne yazıyor burada? Konuş canım. Tolshields büyük ihtimalle bizden bahsediyor. Her zaman atlı adama dikkat etmesi gerekiyor. Burası Pilgrimage için bir kısa yol olabilir. Tamam. Buradan anlıyoruz ki gidersek başımız belaya girecek. Atla bakayım. Oo kıtıp diye gitti. Ana. Nereden başlayacağım bizi? Oyunun başından başlasan kapatırım. Acımam yani. Gerçi büyük ihtimalle o şeyde başlatacak. Dua ettiğimiz yerde başlatacak. Büyük ihtimal orada başlatacak. Orada başlasa da kapatırım şimdi. Yalan yok. Ya dedim ama. Şimdi şöyle ki oyunda alt yazı seçeneği var ama oyunda alt yazıyı yani alt yazıya değer bir şey yok. Hikayeyi bir şey anlatmıyor. Biz ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hiçbir fikrim yok. Yani bodozlama bir giriş. Sonrasında enteresan bir muhabbet. Yani bodozlama bir giriş olmuş. Şöyle durdurayım. Kuş seslerini bir kenara bırakalım. Dediğim gibi oyuna bodozlama bir giriş olmuş. Hikayeyi anlatmıyor. Oyunda altyazı seçeneği var. Ancak altyazı yani konuşma yok oyunda. Hani ileride eklenir mi bilemem ama yani oyun çıkmış bir oyun. Erken erişimde olan bir oyun da değil. Büyük ihtimalle yani o Steam'de yorumlar karışıktı. Yani kötü yorum vardı baya. O sebep bu sebep. Büyük ihtimal. Çünkü dediğim gibi yani oyun güzel tatlış bir evrende geçiyor ama evren boş. Dövüş mekanikleri biraz zayıf. Zayıf değil mi? Zayıf kalmış yani. Biraz da değil zayıf kalmış. Ama şimdi şöyle ki yapımcıyı bilmiyorum, tanımıyorum. Bu yaptıkları ilk oyun olabilir. Ya ilk oyun için keyifli ama şöyle ki yani bu oyunu erken erişimde çıkartıp gelen yorumlara göre, gelen işte ne bileyim isteklere ya da işte akla gelen fikirlere göre yani yeni düzenlemeler, yeni güncellemeler çıkarılabilir bir oyun aslında. Hani evreni geliştirilebilir bir evreni var. Yani açık dünya bir oyun. İşte içine NPC'ler atılabilir. İşte ne bileyim ileride belki hikaye anlatacak bir ek animasyon bir şey eklenebilir. Bilemiyorum artık. Yani olabilir. Neden böyle şeyler söylüyorum? Çünkü hani ben de kendi çapımda böyle oyun geliştirmeye çalışıyorum. En azından hani bu da bir fikir yani. Çünkü hani günümüz oyunlarında artık hani millet grafiğin ıvır zıvırın yanında, eğlencenin yanında hani biraz hikaye istiyor. Hikaye istiyor. Mesela şu grafikler yeterli. Herkes için yeterlidir. Büyük ihtimal ama böyle tatmin edici bir hikayede oynanış olmadığı sürece çok tutunmayacağını düşünüyorum. O yüzden ben de bakıyorum 20 dakika yani 20 dakika 2 dakikadır konuşuyorum ben. 15-16 dakikada mesela ben oyundan sıkıldım şahsen. Hani dediğim gibi böyle tatlış grafikli bir oyun olabilir ama yani oynanış bakımından beni tatmin etmedi. En azından böyle yani ilgi çekici bir hikayesi olsaydı mesela Little Miss Fortune gibi ki mesela onun grafikleri 2 boyutluydu ama çok böyle tatlı bir hikayesi vardı ve anlatımı çok güzeldi. Neyse fazla uzatmanın da alemi yok. Bir oyunumuzun daha sonuna gelelim. Sizlerden ricam videoları beğenmeniz, videoları yorum yapmanız ve kanala abone olmanız. Beni desteklemenizi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir sonraki oyuna, bir sonraki bölüme, bir sonraki öylesine oyunumuza kadar kendinize iyi bakın efendim. Oyunlarla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.